Kanserde tedavi şansını artıran en kritik faktörlerden biri erken tanıdır. Peki kanserde erken tanının önemi nedir? Daha kanser oluşmadan, kanser öncülü aşamasında yakalanmasıdır ya da sadece başladığı organ veya dokuda yakalanmasıdır. Bu tedavilerimizi kolaylaştırır. İşte belki sadece cerrahiyle bu hastalıktan kurtulmamızı sağlayabilir ya da örneğin kolonda polip aşamasındayken sadece polipektomiyle kanser olmaktan bizi kurtarabilir ve daha pahalı, daha zor her açıdan bizi yoran tedavileri gerek kalmadan bu işi çözebiliriz. O yüzden kanserde erken tanının önemi büyüktür diyebiliriz. Kanserde erken tanı için düzenli tarama testleri yaptırmak hayati önem taşıyor. Aslında bu konuda en sık görülen, özellikle kadınlarda en sık görülen meme kanserinde erken tanı önemlidir ve erken tanı şansımız vardır. Örneğin ailesinde ister meme kanseri olsun veya olmasın 40 yaşından sonra bir kadının mamografi ya da meme ultrasonu gibi yöntemlerle memedeki daha kanserleşmeden, kanser öncülü aşamasındayken yakalama şansımız var Yine kadınlarda rahim ağzı kanserlerinde erken tanı e, şansımız var. E, ya da e, 40 yaşından sonra öneriyoruz e, kolonoskopi ile e, kolon kanserlerinin önce hali polip aşamasındayken tanıma şansımız var. Ya da erkeklerde prostat kanserini PSA dediğimiz prostat spesifik antijen olarak açabiliriz bir kan tahlili ile en azından e, ürologlar tarafından diğer yöntemlerin geçilmesini sağlayabiliriz. E, diğer e, tarama yöntemi Kullandığımız kanser, akciğer kanseri aslında, özellikle e, yoğun sigara içicilerinde 50 yaşından sonra düşük doz bilgisayarlı tomografi çekerek e, erken öncül lezyonları görüp e, erken tanı koyabiliriz. Kanser tedavilerinde genellikle multidisipliner bir yaklaşım benimseniyor. Biz bunu multidisipliner vermeye çalışıyoruz. Yine meme kanserinden isterseniz örnek verelim. E, meme kanserli hastalarda Üç ana tedavi var. Birisi cerrahi yani genel cerrahlar ve plastik cerrahlar, diğeri tıbbi onkologlar, üçüncüsü de radyasyon onkologları. Bunu da birlikte karar veriyoruz. Yani bir meme kanserli hastaya acaba önce kemoterapi, immünoterapi ya da akıllı ilaçla mı başlasak, tümörü küçülsek, sonra cerrahiye versek, ya da e, önce cerrahi mi yapsak sonra biz arkadan tıbbi onkolog olarak tedavi versek gibi e, hasta bazında hastaya özel e, tartışıyoruz ve e, ona göre hasta için hastaya özel en uygun tedavi e, hangisi ise ona karar vermeye çalışıyoruz.